Selamlar arkadaşlar, Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, Feza Gürsey Bilim Merkezi Türkiye'nin ilk bilim merkezi. 23 Nisan 1993 yılında kurulmuştur. İçeride yaklaşık 50'ye yakın fen bilimleriyle alakalı deney setlerimiz bulunmakta. Bizim buradaki amacımız öğrencilerin derslerde hep duyduğu ya da okuduğu şeyleri görerek, dokunarak, hissederek öğrenmelerini sağlamak ve sevmelerini sağlamaktır. Bugün burada deney setlerimizden birkaç tanesini sizlere anlatacağım. Arkadaşlar, burada bir sıcak hava balonumuz var. Bu sıcak hava balonlarını Kapadokya falan gittiyseniz görmüşsünüzdür. Bunlar genellikle rengarenk ve kocaman olurlar. Altlarında bir sepet olur ve bu sepette insanlar seyahat edebilir. Şimdi bizim buradaki balonumuz onlar kadar büyük değil. Altında böyle bir sepeti de yok. Ancak çalışma mantığı birebir aynı. Şimdi bu balonların içinde bulunan madde havadır arkadaşlar. Yani içinde başka bir madde yok. Adı üstünde zaten sıcak hava balonu. Şimdi biz bu balonumuzun içinde hali hazırda bulunan havaya birazcık ısı vereceğiz. Ve bakalım sonrasında neler gözlemleyeceğiz. Evet, şimdi düğmeye basarak balonumuzun altında bir ateş yakıyorum. Ve içerideki havayı da böylece ısıtmaya başlıyorum. Isı veriyorum ve sıcaklık değeri artıyor. Sıcaklık arttıkça bakın ne gözlemliyoruz arkadaşlar? Balonun şiştiğini. Şimdi bir durdurayım. Arkadaşlar, burada çok önemli bir nokta var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda bu balonun içi havayla dolmadı. Nasıl yani? Niye şişti o zaman diyeceksiniz. Olay şu. İçine hava dolmadı. İçinde zaten hali hazırda bulunan hava genleşti. Sıcaklık artışı yüzünden. Yani içeriye bunun dışarıdan hava doldurarak bu balonu şişirmemiz balonun uçmasını sağlamaz. Ancak balonun içindeki havayı ısıtarak genleştirirsek o zaman işler değişir arkadaşlar. Şimdi devam edelim deneyimize. Isı vererek, sıcaklığı arttırarak arkadaşlar balonumuzun içinde bulunan havayı genleştirdik. Bunun sonucunda balon şişti. Sıcaklık artarsa hacim de artacaktır arkadaşlar. Sıcaklığı arttırdık. Bununla beraber balon içindeki havanın hacmi de arttı ve balon da bir süre sonra uçmaya, yükselmeye başladı. Şimdi sıcaklık arttı, hacim arttı, balon niye uçtu? Yani hacimle bu balon uçmasının bir alakası var mı? Dolaylı yoldan var arkadaşlar. Şimdi maddenin hacim ve yoğunluk özellikleri birbirleriyle ters orantılıdır. Şimdi biz balonun içindeki maddenin yani havanın ısı vererek hacmini arttırdığımızda aslında onun aynı zamanda yoğunluğunu da düşürmüş oluyoruz. Ne oluyor bu durumda? Balonun içindeki madde hava. Dışarıdaki madde de hava. Ancak balonun içindeki havayı biz ısıtarak yoğunluğunu azalttık. Yani içerideki havanın yoğunluğu etraftaki havaya göre daha düşük bir hale geldi. Ve yoğunluğu düşük olan maddeler de her zaman yoğunluğu yüksek olan maddelerin üstüne çıkarlar. Yani balonun içindeki havanın yoğunluğu çevredeki havaya göre daha düşük olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? İçerideki hava etraftaki yoğunluk olarak daha yüksek olan soğuk havanın üstüne çıkma eğilimine girdi. Ve bununla beraber de balonumuz uçmaya başladı. Bu yoğunluk farkından dolayı yükselme olayına en bilindik örnek nedir arkadaşlar? En bilindik örnek zeytinyağı ve suyun karışımıdır. Zeytinyağını ve suyu aynı kaba koyduğunuz takdirde zeytinyağı suyun üstüne çıkacaktır arkadaşlar. Ama bunu lütfen şuna karıştırmayalım. Öğrenciler bunu da çok karıştırıyorlar. Diyorlar ki işte çünkü zeytinyağı daha hafif, o yüzden suyun üstüne çıkıyor. Böyle bir şey yok. 10 kilo zeytinyağıyla 1 kilo suyu karıştırsak 10 kilo zeytinyağı yine 1 kilo suyun üstüne çıkacaktır. Yani bunun ağırlıkla bir alakası yok. Bu yoğunluk meselesidir. Yoğunluğu düşük olan madde her halükarda yukarı çıkacaktır. Evet arkadaşlar, burada elimizde iki tane aynı ağırlıkta ve aynı büyüklükte disk bulunuyor. Bakın, tamamıyla özdeşler, çapları aynı, kütleler aynı. Tek bir fark var, o da şu arkadaşlar, ağırlıkların yerleri değişik. Birinde ağırlıklar bu çemberimizin, yuvarlak dairemizin merkezinde toplanmış vaziyetteyken, diğerinde ise ağırlıklar çevreye yayılmış, yani ağırlık merkezinden uzaklaşmış vaziyetteler. Şimdi biz bu deneyde şunu yapacağız. Acaba biz bu iki diski böyle bir rampada böyle yuvarlayarak yarıştırsak
Yani dönme ve öteleme hareketi aynı anda gerçekleşse hem yuvarlansalar hem de ilerleseler. Böyle bir durumda acaba bu disklerden hangisi daha hızlı olur, hangisi birinci gelir? Şimdi bunun deneyini yapıyoruz arkadaşlar. Disklerimi rampaya yerleştiriyorum. Bu tarafta ağırlıkların ağırlık merkezine, kütle merkezine yakın olduğu diskimiz var. Bu tarafta ise uzak olduğu diskimiz var. Şimdi bunları deniyorum. Koydum ve gönderiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ağırlıkların kütle merkezine yakın olduğu disk daha hızlı gitti ve birinci oldu. Yalnız bilimsel deneylerde şöyle bir şey vardır. Asla tek denemeyle bir kanıya varmamak gerekir arkadaşlar. Birkaç defa bu deneyimizi gerçekleştirmemiz, denememiz lazım. Acaba bu tesadüf müydü? Bir daha koyuyorum. Bir daha yarıştırıyorum. Sonuç değişmedi. İçimiz rahat olsun diye bir kere daha yapayım. Dediğim gibi tek gözlemle yapılabilecek bir iş değil bu tip şeyler arkadaşlar. Evet, koyuyorum ve son bir kez daha yarıştırıyorum. Ve her defasında sonuç aynı. Her defasında ağırlık merkezine yakın ağırlıklar bulunduran diskimiz birinci geliyor. Peki neden? Şimdi arkadaşlar burada eylemsizlik momenti denilen bir olgu öne çıkıyor. Şöyle, şimdi bu cisimler dönen cisimler. Eğer bu cisimler dönen cisimler olmasaydı, normal bir şekilde yani normal bir ilerleme gerçekleştiren cisimler olsaydı, dönmeyen cisimler olsaydı, bunların gitmesini engelleyen şey bunların potansiyel enerjileri yani kütleleri olacaktı. Ancak dönme hareketi işin içine girdiği zaman potansiyel enerjiden bahsetmiyoruz. Artık bu cisimlerin ilerlemesini engelleyen şey bunların eylemsizlik momenti oluyor. Ve eylemsizlik momenti formülünde de arkadaşlar ağırlıklar kütlenin merkezinden ne kadar uzaklaşırsa, sistemin merkezinden ne kadar uzaklaşırsa eylemsizlik momenti o kadar artacak ve sistemin ilerleme sürmesi o kadar yavaşlayacak, o kadar zorlaşacaktır. Şimdi derste bu şekilde zaten. Onu biliyoruz. İyi de şunu da bilelim o zaman. Bu pek anlatılmaz. Neden kütle ağırlık merkezinden uzaklaştığı zaman bizi engelleyen eylemsizlik momenti olgusu artıyor? Sadece formülüze düşünmeyelim. İşte bizim bilim merkezinde yaptığımız şey aslında bu. Bir şeyin aslında neden olduğundan bahsetmek. Çok basit arkadaşlar. Hemen şöyle düşünebiliriz. Şimdi bakın ağırlıkların merkezden uzak olduğu disk ve daha yavaş giden disk. Şimdi şöyle inceleyelim bunu. Bunu bütün bir komple bir sistem olarak düşünelim. Bu dönüyor değil mi arkadaşlar? Şimdi dönerken sadece şu ağırlığa odaklanalım. Sadece bu. Bu disk her tur attığında bu ağırlık şu tura atmak zorunda kalıyor değil mi? Yani şu ağırlık şunu yapmak zorunda. Her turda. Bu da öyle, bu da öyle, bu da öyle. Şimdi buna bakalım. Bunu da şu ağırlığa bakalım. Bu diskin tamamının bir tur atabilmesi için şu kütlenin şu kadar bir tur atması yeterli oluyor. Yani tur başına kütlelerin aldığı mesafe, buradaki kütlelerin aldığı mesafe daha düşük oluyor. Ondan dolayı bu cisim daha hızlı ve daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor enerji bakımından. Bunda ise uzaklaştıklarından dolayı kütlelerin bir kısmı sistemin yürüyebilmesi için her turda daha çok yol kat etmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı eylemsizlik momenti artıyor ve bu disk her zaman ikinci gelmek durumunda kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada yine oldukça ilginç bir deney setimiz var. Hepimiz haritalarda bunu görüyoruzdur. Haritalarda yüksek bölgelerde renk kahverengi, alçak bölgelerde yeşil, denizler, sular falan mavi şekilde resmediliyor. Şimdi biz burada kendi hayal ettiğimiz coğrafi şekilleri oluşturabiliyoruz. Çok özel bir deney seti bu. Şimdi burada bir kum havuzumuz var. Ama bu sıradan bir kum havuzu değil. Şimdi mesela okyanusun ortasında dev gibi bir dağ hayal edelim. Hemen yapıyorum. Okyanusun ortasında yüksek, büyükçe bir dağ istiyorum. Ve duruyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın dağımızın en yüksek kısmı kahverengi. Gittikçe renk açılıyor ve yeşile doğru dönüyor ve etrafında da mavi suları görebiliyoruz. Şimdi bir gün bu okyanusun ortasındaki dağın zirvesine bir meteor düşse mesela, hop güm dese düşse şöyle ve dağımızın zirvesinde bir krater olursa mesela. Sonra zaman içinde yağmurlar yağsa ve bu kraterimizin içi
suya da olsa. Gördüğünüz gibi bakın dağın zirvesinde bir krater gölü oluşturdum arkadaşlar. Ve sonrasında bu gölümüzün suları kendi yolunu bularak okyanusa açılsa. Gördüğünüz gibi burada da bir şelale oluşturmuş olduk. Yani sizler de gelerek hayalinizdeki yer şekillerini Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine çok özel bir deney setimiz var. Bu jeneratörlü bir bisiklet arkadaşlar. Yani burada kendi hareket enerjimizle kendi elektriğimizi üretebiliyoruz. Bisikletimizde bir adet dinamo bulunuyor arkadaşlar ve bu dinamo yardımıyla bizim bacaklarımızın bu mekanik enerjisini yani kinetik enerjisini elektriğe dönüştürerek buradaki ampullerin yanmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi ben çıkıyorum ve pedalları çevirmeye başlıyorum. Bakın çevirdikçe gördüğünüz gibi ampuller yanmaya başlıyor. Bakın yavaşlatıyorum, ampuller sönüyor. Hızlı bir şekilde çevirdiğime tekrar yanıyor. Şimdi arkadaşlar aslında burada pek çok enerji dönüşümünü aynı anda görebiliyoruz. Hiç uzun süre yanmış bir ampule dokundunuz mu mesela? Dokunduğunuz takdirde şunu görürsünüz. Çok sıcak olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani bu biz burada bu dinamoyu çalıştırdığımızda bizim mekanik enerjimizden, bizim kinetik enerjimizden dinamo sayesinde elektriğe dönüşüm gerçekleşiyor. Elektrikten de ampullerde ısı ve ışığa bir dönüşüm gerçekleştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bunların dışında hatta daha da ileri götürürsek şöyle de düşünebiliriz. Bizim vücudumuzun da bir enerjisi var. İnsan vücudunun enerjisi arkadaşlar ATP'dir. Yani bizim bu pedalları çevirebilmemiz için yine bir enerji tüketmemiz gerekiyor. Bu enerji vücudumuzun enerjisi olan ATP. Yani ATP'yi harcıyoruz. Hareket ortaya çıkartıyoruz. Hareket sayesinde dinamoyla elektriği oluşturuyoruz. Elektrik ampullere gidiyor, ısıya ve ışığa dönüşüyor. Gördüğünüz gibi pek çok enerji dönüşümünü aynı anda bu deney setimizde gözlemleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, umarım bugün yaptığımız deneyler hoşunuza gitmiştir. İlerleyen bölümlerimizde bilim merkezimizde bulunan diğer deney setlerimizden de sizlere bahsedeceğiz. Ancak bu deney setlerini bu şekilde izlemekten ziyade gelip bizzat kendiniz denemek, görmek isterseniz, kendiniz kullanmak, kendiniz tecrübe etmek isterseniz hepinizi Altın Park'ta bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne bekliyoruz arkadaşlar. Bilim merkezimizde deney setlerimizden başka pek çok farklı gösterimiz, atölye çalışmalarımız ve eğitimlerimiz de gerçekleşmektedir. Hepinizi Altın Park'ta Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere.